Adana'da 1930'da yapılan Köprüköy Camisi dış duvar ve minaresini kaplayan sarmaşıklar ve bahçesinde bulunan çok sayıda çiçekle botanik bahçesini andırıyor. Camimizi güzelleştirmek için elimizden gelen her şeyi, her imkanı kullanmaktayız. Camimiz 1930 senesinde babalarımız tarafından yapılmış ve ondan sonra da işte 1963-65 seneleri arasında şu hale, şu günkü hale gelmiştir. Merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde Bosnalı Salih Efendi öncülüğünde yapımına başlanan ve 87 yıl önce ibadete açılan Köprüköy Camisi, baharın gelmesiyle yeşile büründü. O günden bugüne kadar bu sarmaşık köküne ekilmiş, sarmaşık bu şekilde almıştır. O günden bugüne kadar bakımı yapılır, her sene bakımı yapılır, ondan sonra böyle yemyeşil kalır. Bahçesine 1960'lı yıllarda dikilen sarmaşıkların cami duvarını ve minareyi kaplaması dolayısıyla halk arasında Yeşil Cami olarak bilinen Köprüköy Camisi, cemaate ve ziyaretçilerinin botanik bahçesinde gezdikleri hissi uyandırıyor. Bahçemizin güzelliği, her taraf çiçek, çiçekle dolu. Belki burada 200-350 tane çiçek cinsi var. Kentin simge mekanlarından biri olan cami, bahçesindeki birbirinden renkli çiçeklerle de dikkat çekiyor. Camimizde işte gelen giden çok, dışarıdan gelenler çok. Yani bizim bu caminin minaresini böyle görenler Türkiye'nin her tarafından gelip ziyaret etmeye geliyorlar. Biz de gerekeni onlara kolaylığı gösteriyoruz.